40'lı yıllardan sonra yüzümüzde yer çekimi, kilo alıp vermeler, güneş ışığının etkisi, sigara ve diğer çevresel faktörün etkisiyle yüzlerimiz oldukça bollaşır. Kıvrımlar artar, gıdamız çıkar, gözlerimizin altı boşalır, kaşlarımız düşer, göz kapaklarımızdaki deri büyür. Adeta gözlerimiz kısık bir şekilde bakar hale gelir. Akşam üzerleri bu üstteki deri fazlalığı ve gevşeme nedeniyle göz kapaklarımızın ağırlaştığını hissederiz. Ayrıca işte kaşlarımız aşağı doğru sarkmıştır. Yanaklarımızda aşağı doğru sarkma, buralarda adeta bir katlanma, boynumuzda dedik oluşu ortaya çıkar. Bu kişi aynaya baktığı zaman yüz çizgileriyle birçok insan işte ben aynalarla barışırım dese de bu insana mutluluk vermez. Yaşlılık imajı artı yorgunluk verecektir. Bu da kişiyi aynalarla küstürür hale getirir. İşte bunu gidermek amacıyla yaptığımız bir ameliyattır. Eskiden sadece işte göz kapaklarındaki, üst kapaklardaki fazlalığı alıp, alt kapaklardaki fazlalığı alıp yüzü de belli yerlere asıyorduk. Ancak 1995'ten sonra volümetrik yüz gençleştirme dediğimiz 3 boyutlu yüz germe ameliyatları başladı. Yani hastanın öncelikle eksik olan materyallerini de biliyoruz. Burada hastadan bir miktar yağ alıp özel işlemden geçirdikten sonra eksik olan bölgelere önce yağ enjekte edip mikro enjeksiyon tekniğiyle daha sonra üst göz kapaklarındaki fazlalığı, alt kapaklardaki fazlalığı, kaşları yukarıya asarak kaşları sabitliyoruz. Bundan başka yüzde kulak içinden ve kulak arkasına doğru gidecek şekilde yüz dokularını yüzün ortasına kadar dirsek edip kaldırıp boynu da kaldırarak gıdık bölgesine liposuction yaparak dokuları tekrar olması gereken bir bölgeye asıyoruz. Buna 3 boyutlu yüz gençleştirme diyoruz. Yaklaşık olarak hastanın şişlikli yara iyileşmesi ve morlukları 1 hafta 10 gün civarında geçer. Ancak şişlikler ve yüzdeki mimiklerin oturması 4 ila 6 haftasını alır. Hasta 2 hafta sonra işte dönebilir. Ancak tam oturma dediğim gibi 4-6 haftayı bulur. Zaman zaman şişlikler, zaman zaman şişliklerin inmesi görülebilir, bir takım rahatsızlıklar verebilir. Ancak bununla birlikte hem üst göz kapaklarındaki fazlalıklar, hem alt kapaklarındaki fazlalıklar, hem gıdık bölgesi, hem boyun bölgesi çok rahatlıkla düzeltilebilir. Bütün izler kulak içi ve kulak arkasında kalır. Üst kapaklardaki izler kapanma katlantısında, alt kapaktakiler de kirpiklerin hemen altında kalır. Zaman içerisinde bunlar da kaybolur. Geçerliliği ne kadardır? Geçerliliği yaklaşık olarak 10 yıl kadar etkindir. Bir kişiye kaç defa yüz germe yapılabilir? Ben 5. kez bir kişiye, aynı kişiye yüz germe ameliyatını, yani başkalarının yaptığı, 5.sini benim yaptığım hastam var. Yani 5 kez, 6 kez yapılabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok yapılan ameliyatlarından biridir. 6-7'ye kadar ameliyat ettiklerini söyleyen cerrahlar var.